Çünkü onlar yayılmaya başladı.
Misyon kurmaya karar verdi. Çocuk kurtarıcı pozisyonu. İlk
Ve biz bu şekilde ilk işbirliği komisyonu dedik adına. O işbirliği komisyonu bizim için çok önemli. 25 tanesini topladık. Biz komisyonu bir olmak istiyoruz. Biz dağıttılar. O komisyon daha sonra çocuklarla koalisyonu oldu. Bütün belgeler var. O belgeleri size paylaşacağım. Bugün Çocuk Hakları Koalisyonu artık yok. Ama ondan kaynaklanan birçok platformlar var. İstanbul'da birkaç tane platform var. Bizim aktif olduğumuz çocuk imal ve istismarını önleme platformu var. Ankara'da bir platform var. Hani koalisyon olarak böyle büyük çapta, uluslararası iddialı bir şeyler yapılmıyor. Ama küçük çapta da işbirliği devam ediyor ve çok verimli aktivist dediğimiz ya da eylemci dediğimiz birbirlerinden güç alarak sivil toplum böyle bir bu sabah burada kaç kişinin olacağını bilmeden geldim ama ne mutlu sizlerle birlikteyiz çünkü biz bize üçümüz de olsak bu konuşmayı yapalım kendi deneyimlerimizi bir araya getirelim bu sözlü tanesiz konuşmalar sonunda bir takım anılar birleştiriyor. Zaten tüm çalışmalarımızı birbirimizden güç aldık. Elimizde yazılı belge çok az. Bu yazılı belgeleri ben kendi adıma söyleyeyim. Bir hukuk belgesini yorumlamayı da bilmiyorum. Ancak bana hukukçular yorumladığı zaman ben o belgenin ne demek olduğunu anladım. Bir çocuk hakları sözleşmesini okuyorum okuyorum. 54 maddeleri çıkartıyorum. Ama 54 maddeden çok şey çıktığını ve bugün Yönet Vakfı onlarca onlarca projesinde her birinde çocuk hakları sözleşmesinin şu madde ayrımcılıkla mücadele madde çocuğun boş zaman değerlendirmesi çocuğun ifadesini kolaylaştıran projeyi her bir maddeden birçok proje çıkartıyoruz. Ve her projemizde birçok okulun, birçok toplumun yeni projeler yapmasını ilgilendiriyoruz. Demek oluyor ki biz birbirimizden bu üç arzayı mümkün olduğu bir adımlardan bir takım olaylarda en başta 90'lı yıllarda birlikte olduk. Bir İsviçre gezisi var. Artık bunu ben sınıfamıyorum. Çünkü o İsviçre gezisinde hem paylaştık, hem eğitim aldık, hem bir şeyler anlattık. Türkiye'deki olayları anlattık. Ama en unutamadığım anı, akşamları bir araya bu kola şu an. Çetin Hanım'ın sıcak çikolata içiyordu. Çünkü o sıcak çikolatanın adını şokola şov olarak Fransızca adını benim için çok güvenliyorum. Birçok dinleyicilerden hangi kahveyi istiyorsunuz? Şokola şov var mı? Hep falan. Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Devamı gözüküyor. Çok güzel Fransızca konuşuyordu orada. Onu görmüş olduk. Ben de. Zaten ben Fransa'da. Ama böyle anılarla biz bir araya geldik ve çocuğun yüksek yararı konusunda dünya çapında bir insanın konferansı istedik. Ondan sonra bana çocuğun yüksek yararının ne kadar önemli olduğu, ne kadar uyumlu bir konu olduğu, kısa vadeli, uzun vadeli ne demek olduğu, bunun başka projelerde nasıl ele alınması gerektiğini. Konferanstaki duyduklarımla ve okuduklarımla öğrendim. Yani bir süreç yaşamak gerekiyor. Bunu söylüyorum. Biz o süreci yaşarken bir şeyler öğrenip hep mutlu olduk. Birbirimizle paylaştık. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Ay ben de onu yaparken bir tutmalı vereyim. Bundan da yararlan. Ankara'dan bundan destek veriyor. İki desteği çok önemli. Maddi destek de oluyor. Küçük küçük katkılar oluyor. Ama biz bu arada evet, bir benim görevim de ama ben çok keyif alıyordum bu arkadaşlar. Sonucunda
neler yapıyoruz? Onun için bugün giderken bir saatte ben şunu biraz önce aradım. Çocuk aklını sözleşmesi ama bu şey gelecekteki birleşmiş milletler çocuk aklını sözleşmesi. 1988'de basılıp herkese dağıtılan daha önce okullardan her şeyi yapmak için böyle göstermek varken ben bunu elden ele geçirebilirim. Sizin eğitimlerde kullandığınız bir doküman, çocuk doğduğuna pişman olmamalı cümlesini ilk olarak Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel. Süleyman Demirel bunu söylerken her zaman yolculuk ucuz sözlerinden birisi ama bizi çok doğru bir mesaj olarak geldi. Bu şekilde bir pozisyon yarattı. Ve bunu elinden geldiği kadar çok kişiye dağıtmaya çalıştık. Dün bana bir soru soruldu. Ki Yöret Vakfı çocuk haklarıyla ilgileniyor gibi soruldu. Ben dün akşam kendi kendime düşünerek birkaç madde yani Yöret Vakfı'nı ben size kısaca anlatayım. Psikolojik danışmanları güçlendirmekle kendini hedefedilmiş bir sivil toplum. Psikolojik danışmanlar dediğimiz çoğunluğu okullarda çalışan, başka okullarda da çalışan bir meslek grubu. Biz bir meslek grubunun savunucusunu yapıyoruz. Çünkü diyoruz ki bir ailenin bir çocuğu olabilir. Ama bir psikolojik danışmanın en az bir çocuğu var. Ve dolayısıyla okullarda çalışan psikolojik danışmanların etki alanı çok fazla. Biz o kişiye bazı bilinçlenme fırsatları verirsek de çocuk hakları konusunda duyarlılıklarda psikolojik danışman hem eğitimcilere, hem öğrencilere, hem velilere mesaj verebilir. Dolayısıyla biz psikolojik danışmanların yetişkin eğitimi yapan bir kuruluş olarak çocuk haklarından sorumluyuz. Niye sorumluyuz? Çünkü çocuklar yaşadıkları sorunların kaynağı değil. Ve çocukların bunu çözecek gücü yok. Güç yetişkinlerde. Eğer biz yetişkinleri, velileri, eğitimcileri, idarecileri güçlü yaparsak onlar çocuklara çocuk hakları konusunda bilinç geliştirme çalışmaları yapabilir. Burada bir çocuk olsaydı derdi ki çocuklarla çalışırken güzel bir dil kullanmak gerekiyor. Eğitimciler bunu biliyor. Ve eğitimciler de ne kadar çok motivasyon verirseniz, bilgi verirseniz ve bu konuşma şeyleri yayma gücü verirseniz onların kendi yaratıcı gücüyle birleşerek çocuk haklarına ulaşabiliriz. Çünkü dediğiniz gibi daha evvelden bilgi arasında söylediğim gibi çocukların yaratıcı olması, çocukların kendi ifade ettiği doğal olarak var olan haklarını, katılım haklarını kullanmaları için onlara fırsatları okullar verecek. Çocuklar okullarda en çok vakitlerini geçiriyor, zamanlarını geçiriyor. Ama okulların da çocuk hakları konusunda duyarlı olması, çocuk dostu okul olması, çocuk dostu kavramını da eskine konseptlerinden aldık. Ama çocuk dostu okul olması bugün için de güvenlilik kavramı için güvenlik bir ortam olması. Safe school dediğimiz ortamı çocukların okulda bulmasıdır. Yani göreceli olarak okul güvenli bir ortamdır diyoruz. Ama güven duygusunu geliştirmek için hakikaten güvenli olması yapacak çok şey var. Bu konuda halen çalışıyoruz. Çocuğun güvenli bir ortamda bulunması için okuldaki herkesin güvenliliğin güven duygusunu ne olduğunu anlaması lazım. Bu konuda da süren eğitim çalışmalarımız var. Demek ki Yönet Vakfı'nın bu konuya girmesinin nedeni okulların önemini düşündüğümüz için ve çocukların o güvenli bir ortamda kendini ifade ettiği ortamda çocuk haklarının ulaşılmasına sağlayacağı için. Galiba ben böyle biraz ara vereyim. Biraz başlamadan önce akşam konser. Akşam mı? Hazırlanıyorlar. Evet. Şey yapıyorlar dedim. Evet. Ben kendimi tanıtayım. Betül Onursal, avukatım.
Kua ben çocuk hakimi olmak için başlamıştım. Fakat ben emeklilik yaşım gelince çocuk mahkemeye son o amacıma başka türlü eriştim. Hukuk tahsilimi İsviçre'de yaparken orada çocuk mahkemelerinde staj da yaptım. Buraya dönünce de Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ve Avukat Süreyya Ağoğlu ile tanıştım. Onun da Türkiye'nin ilk kadın avukatıydı. Onun da çalışması özellikle çocuk hakları, o zamanlar çocuk hakları demiyorduk, biz çocuk mahkemelerine konsantre olmuştuk. Ve o dernek içinde uluslararası birçok çalışma yaptık. Daha kaçlı yıllarda bu? 70'li yıllarda. Sonra Baro'da 89 yılında Baro'nun çeşitli komisyonları var. Çocuk mahkemeleri komisyonu vardı. Ben oraya girdim. Normal olarak şirketlerde avukatlık yapıyordum. Oraya girdim ve o sene bu bahsedilen çalışmalardan ötürü çocuk mahkemeleri komisyonunun adı Çocuk Hakları Komisyonu olarak değişti. İş büyüdü. O sırada işte bahsettikleri birleşmelerle birbirimizi tanıdık. Ve buradan şunu atlayayım. Bir hafta önce İstanbul'da Tabip Odası'nın cumartesi günü çocuk peşinde diye bir çalıştayı oradaydım. İlk önce şunu düşündüm, biz 20 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz. 20 sene önce ne konuştuksa bugün de onları konuştuk. Ve bu arada bir nesil büyüdü. O gün doğan çocuklar bugün 20 yaşında. Biz çok şey kaybettik diye düşündük bu birinci aşamaydı. Sonra ikinci aşamada bir baktım çevreme, Anadolu'dan birçok yerden ve pek çok kurumdan, çok meslekten gelen gençler vardı. Bu bardağın dolu tarafıydı. Yani biz bu 20 yılda pek çok şehirde, pek çok üniversitede, pek çok meslekte çocuk hakkında ilgilenen kişilerin bir araya gelmesini sağladık. Sanırım bizim başlattığımız işin en çarpıcı tarafı bu oldu. Yoksa tabii ki her meslek kendi açısından bir çocuk hastalıkları var, çocuk psikolojisi var filan. Fakat bizim yaptığımız bu meslek gruplarının bir araya gelip sorunlara daha çözüm bulması çabası oldu. Bu aşamalarda şunu çok iyi hatırlıyorum. Birincisi UNICEF oldu. Gerçekten UNICEF o dönemlerde şundan ötürü devletle de sivil toplum kuruluşlarıyla da çok iyi bir ilişkisi var. Ve biz Baro olarak bizim dönemimizde uzun yıllar orada başkanlık yaptım, arkadaşlarla çalıştığımda bizim bütün amacımız yıkıcı değil yapıcı olmak. Yani tenkit edilecek çok şey var tabii. Fakat onları tenkit edip bir kavga ortamı yaratacağımızı ne olması gerektiğini gösterip olumlu yöne çalıştık. Biz de öyle çalışıyorduk. Onun için de devletle ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyumluydu. Artı o senelerdeki seyahatçik sosyal hizmet kurumunun başındaki kimseler Bilal Bilik, sonra da Zuhal Arnavut'u. Her ikisi de çok uyumlu çalıştılar. Biz Zuhal Hanım zamanında buradan Baro'da arkadaşlar bütün bu Sedat Bey. Günaydın. Ben sizi biraz sonra arasam olur mu? Kahvaltı ederdik. Biraz sessiz olunca. Ben sizi biraz sonra arayayım. Bütün çalışmalar yapardık. Oturduğum için. Akşam dedi gece oturduğumda dönerdik. Yani büyük bir keyifle, bir enerjiyle. Çünkü hakikaten de mesela kontrol raporlarının bir planı vardı. Bunu ben tercih ettim. Onlara verdim. Onlar da üstünde çalıştılar. Yani gerçekten sivillerle birlikte çok güzel bir uyumu yaşandı bir dönem. Ve bunun verdiği meyve kısmını kazandı. Avukat çok destek oldu bütün çalışmalarında. Bir bakım
tüm üniversitelerden, şehirlerden, devletten, sivil toplumdan işçileri topladık ve aynı şeyin kurumlarıyla, çalışma kurumlarıyla bir toplantı yaptık. Onun kitabını bastık. Bu çok birleştirici bir kurum oldu. Sonra pek çok çalışma yaptık. Platform kuruldu, dağıldı, tekrar kuruldu, tekrar dağıldı. Komisyon sonra platform oldu. Yani bir de şunu yaptık, çocuk vakfından bir çocuk düzenlendi ve orada çocuklar da katıldı. Kaç yılıydı o? 2001 düzenledi fakat bütün içsel çalışma İstanbul Valiliği mekan ve imkan sağladı. Ama bütün iç çalışmasını biz yaptık. Huni Bey, Sevgi ve ben. Yani düzenleme olayını Sevgi Ustası'nı da çok çalışıyor. Şuna dikkat edildi. Hem çocuklar katıldı işimizine hem de Türkiye'nin gene tüm illerinden, şehirlerinden bütün okullara gene aynı biçimde o okullar içinde yaptık. Bunun da faydası devletin verdiği rapora bir paralellik sağlanması ve eksiğin fazlalığı ortaya çıkması. Bunlar da yayınlandı ve bir proje kitabı yayınlandı. Bana bir gün Manisa'dan birisi aradı. Dedi ki sizin proje kitabınız elime geçti. Şu projeyi yapabilir miyiz? Yani beni o kadar mutlu etti ki. Çok güzel. Bunlara bütün şey. Şimdi vilayet hazırladı. Tabii yani. Bugün 4 yaşında ama devamını biz getirdik. Vilayet getirmedi. Bunun devamı yapılsın istedik. Evet. Şimdi geldik, vali değişti o arada. Sonraki vali ilgilenmedi. Öyle kaldı. Yani bilinirlik de bir takip yapıyor. İzlemeye benim söylediklerim herhalde bu kadar. Yani geldiğimiz nokta benim açımdan tabii ki sosyal olaylar birbirine olmuyor. Bir de söylemek istediğim yine Ölise Mevkazası'nda ve Seda'nın çalışmasıyla Baro Çocuk Hakları Komisyonları'nın biz daha çok büyüde kurulmasını istiyorduk. Ölise Mevkazası'nın çalışmasıyla Türkiye'nin 54 dili Baro'suna yayıldı. Onun çalışmaları yapıldı ve gerçekten hukuk açısından takipçi olmak için çok yararlı bir çalışmaydı. O da şöyle böyle devam ediyor. Fakat şunu gördüm ben, etilen kurumlar hiçbir zaman tamamen yani her olay sonuna kadar istediğiniz gibi devam ediyor. Ama muhakkak etilen kurumlar devam ediyor. Ben birkaç şey söyleyebilir miyim? Bir kere adlet sunuyan sonradan gelenlerden var mı yazmak isteyen? Haberleşmek üzere lütfen. Şimdi bu arada ben bir de Ankara Çocuk'tan bahsetme süresi geldi diye düşünüyorum. Adem ve siz? Adem Ankara Çocuk platformunun emektarı. Evet. Gelişimini anlatsın. Ben Özge Der'den belki platform üyesi olma. Çok vaktimiz yok aslında. Aslında siz ICC'nin bir çocuk hakları danışma komisyonu vardı. Aslında ondan bir parça bahsederseniz. Uluslararası Çocuk Merkezi, yani bizim Adem böyle 200 yıl çalıştığı kuruluş. Ben oraya girdiğimde açıkçası 1999'da Ankara'ya alındı Paris'ten. 2000 yılında da ben oraya girdim. İstediğim şey şuydu, gerçekten bu sivil toplum kuruluşlarını hep bir araya getirmek. Çünkü zaten devlet sektörü devam ediyor. Efendim, uluslararası kuruluşlar destekliyor. Ama bizim sizlere, bireylere artık bireylerden oluşan sivil toplum kuruluşlarının bu konuda birlikte yürümeye ihtiyacımız vardı. Ve önce bir seminer yaptık. Ankara'da bulunan çocuk haklarıyla ilgili kuruluşları bir araya getirdik. Bayağı güzel ve büyük bir seminerdi. Hatta şöyle oldu.
bizim Türkiye'nin raporu Cenevre'de görüşülmüştü. Oradan gelen o toplantıya katılan devlet sektöründen arkadaşların da bulunduğu bir panel öyle bir kusurumuz oldu. İstanbul'dan aslında vardı, Oğuz Bey katıldı. Oğuz Bey sunum yaptı. Oğuz Bey İstanbul'daki Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu adına sunum yapmıştı. Tamam, doğru. Neyse, böyle bir toplantıdan sonra, bu seminerden sonra kimler bu konuyla ilgilenirse bize görsün bir şey oluşturuldu. Yani 8 kuruluş falan, az da değil. Bir araya geldik ama bunun içinde TRT de var. Hepimiz atölyede de çalışan arkadaşlar vardı. Bir danışma konusu oluşturduk ve birlikte proje çocuklara haklarını öğretmek için. Çünkü çocukların haklarını bilmeleri lazım. Evet, hepimiz biliyoruz analar ama çocukların kendi haklarını bilmeleri lazım. Bir, anne babalarının onların hakları olduğunu bilmeleri ve rıza göstermeleri lazım. İki, okulda idarecilerin ve öğretmenlerin bilmeleri ve aynı şekilde bu hakkı onlara tanımaları lazım. Bu üçü olmadan hiçbir şey olmaz. Hala olmaz, hala olmaz. Yani her tarafın bizden bunu bilmesi lazım ve o hakkı tanıması lazım. Ay, bir parantez açayım. Buyurun, tabii. Hatırlarsınız. Pardon. Bir tarafı İstanbul'u öğretmenleri, okullar, müdürler, müdür yardımcılarına bir çocuk hakları eğitimi şeyi hazırlıyoruz. Ve bir anket yaptık çeşitli ilçelerde. Çıkan anket sonucu işte çeşitli şeyler sorduk. Onun için böyle öğretmenleri ve idarecilerin çoğu %50 bir şey. Çocuk haklarını bilmiyorlar ve öğrenmek istemiyorlar. Hiç işlerine gelmedi. %54 alıyorlar. Müjdeleri hatırlamıyorum. Biz Hikmet Hanım'la şaşırdık kaldık. Yanlış mı yaptık dedim. Hayır, baktık doğru. Bilmiyorlar ve öğrenmek istemiyorlar. Yani onların için ileride diyor. Kaç yılıyla hatırlamıyorum. Ben de ben burada neymiş? Evet. Neymiş? Nereden çıktım şimdi falan. Tabii bizim bu eğitimimiz gerçekten çok etkin oldu. Üç okulda. İki köy, bir gece kondu bölgesindeki okullarda. Hatta Çinçin Bağları vardır Ankara'da, çok meşhur. Her türlü kapkaç vesaire orada oldu. Öyle bir okulda yaptık. İnanın insanlarla, çocuklarla, öğretmenlerle, ana babalarla özellikle anneler geliyordu tabii. Bire bir çalışma. Onlara birey olduklarını, onların potansiyelleri olduğunu, onların çok hoş insanlar olduklarını inanarak söylemek hakikaten geriye bir şeyler düşüyor, alıyorsunuz. Tabii bu proje böyle bir projeydi. İki sene sürdü bu şeyle, Ankara Türk Hakları Danışma Kurulu'yla. Ama tabii biz de takip edelim. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Eğer sizin söyleyecekleriniz tamamlandıysa, o dönemde siz de vurguladınız. Yani bu konuya zaten duyarlı olan bir yönetim, bakan, vali, İstanbul'da, genel müdür falan vardı. Bu işler iyi ki de onların döneminde toparılmış. Şimdi nasıl? Şimdi yani şeyi elinde tutanlar, asıl bu hakkı, tabii bizler sivil toplum örgütleri olarak her aşamada çocuk haklarına yönelik şey yapıyoruz yani. Ama şu anda yönetim uygulamalardan ne yap? Mesela şu andaki Milli Eğitim Bakanımız ya da sosyal hizmetlerden sorumlu, aileden sorumlu bakanlığımızla ilişkiler nasıl? Siz arkadan olduğunuz için belki daha aslında ya, ve de onların bakışları nasıl? Şimdi biz size tabii başlangıcı anlattık. Nasıl oluşturduk, nasıl? Fakat bunun 20 yıl geçti. 20. yılını kutluyoruz bu yıl. Bunun için pek çok böyle değerlendirilme yapılması gerekiyor. Sizin sorunuz için de ben teşekkür ediyorum. Sosyal hizmetlerle çocuk esirgeme kurumu şey oldu biliyorsunuz, koordinatör kurmuş çocuk haklarını izlemekten. Onlar da şapkaları altında bunu yapmaya çalışıyorlar. Çocukları katıyorlar. Çünkü çocukların da katılması lazım. Çocuk forumu diye bir şey oldu. Her ilde çocuk analizleri var. Biz onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman projelere katılıyoruz. Çocukların da büyüklerin
kendi haklarını işleyen projeler vesaire. Toplumda çok olumlu şeyler oluyor. Olması gerekiyor. Çünkü Türkiye ikinci raporunu sunacak Birleşmiş Milletler'e artık. Her şeyi ikinci sorduk. Örneğin bir sene daha kurumsal düzeyde diğer şehirlere yansımaları açısından mesela Adana örneğini verelim. Ankara'dan belli talimatlar geliyor resmi kurumlarımıza, işte çocuk işçiliğini önleme gününde bir program yapın falan deniyor. Onlar da bize geliyorlar, nasıl bir program yapalım diye. Yani şimdi acaba kağıt üstünde mi gidiyor, yoksa gerçek çocuk hakları konusunda da bir şey yapılıyor mu? Uygulamaya gelince bakıyorsunuz, uygulamada bir şey yok. Yani şu ortalıktaki durum da onu gösteriyor zaten. Çocukların şu andaki perişanlığı da onu gösteriyor. Bütün bu yasalar, sözleşmeler, çalışmalar, kağıtlar, broşürler, afişler. Çok afiş geliyor bize de şeyden, merkezden. Çocuğu çalıştırmayın, işte çocuk hakları diye. Ama uygulamaya baktığımız zaman diyoruz ki yani ne olmuş, şu kağıt toplayıcıları, kağıtlarını götür gidelim, depoları kapatın. Çözümü budur. Bu depo kapanmazsa bu çocukları çalıştırmaya devam edecek depo sahipleri. Ama onlar kapatılmış. Yani o zaman sanki gösteriş gibi geliyor bana. Yani biz evet Türk bir cumhuriyeti olarak çocuk haklarına saygılıyız. Her şeyi de imzalarız. Ama uygulamaya gelince yok. Böyle bir şey söylemek istiyorum. Karar vericiler ve kanun yapıcılarla kanun bankası arasında her zaman bir fark oluyor. En doğru kararı da verseler.